Fe'unzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkillahi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Emma ba'd. Kitab-ül Büyü'den, Mültegâ'dan, Bâb-ül Hukuki vel İstihkak. Bir takım haklar bahsi ve elde etmesi gereken haklarla ilgili bir şey. Hukuk, hakkın cemisi. Hak, batılın zıddı. İstihkak, hak edinme. Hak sahibi olma. Yani efendim bir yerde bir ev alıp sat, bir alım satım olduğu zaman, özellikle ev, arazi, ona ait bir takım haklar alışverişin aslına dahil mi, değil mi? Dahil mi, değil mi? Konu bu. Peki, yedhulul ulvü vel kenifü, bir evin üstü, vel kenifü, tuvaleti dahil olur fi bey'iddar, evi satın aldığı zaman. Hiç söylemese bile, yani satıcı hiç zikretmese bile, bir ev aldığı zaman onun üstünü de almış oluyor. Yani üstü üstü dedi, üst de ona ait. Efendim ya da tuvaleti vesairesi de. Üst dedi tavanı mı? Tavanın üstü, tavanın üstü, üst dediği yok. Yani binanın üstü, üstü de ona ait oluyor. Peki, ama vele zulletü, gölgelik müstesna, gölgelik evin önünde böyle bir tarafı evin duvarına konulan, bir tarafı başka bir evin duvarına konulan ya da direklerin üzerine kurulan gölgelikler. Tabi burada diyor ki, gölgelik mesela bizde şimdi bir evi sattığı zaman, satın aldığı zaman zaten adam gidip bakıyor. Müstakil ev alıyorsa bu bahçe evin, ağaçlar evin, yazlık gölgelik evin, tuvaletler içeride veya dışarıda evin, bunları söylemeye gerek yok zaten, bu evi satıyor. Ama bu tabi kitap şeyden bahsediyor, daha çok önceden Kufe, Basra tarafında adet, ev başka, gölgelik başka diyenler var. Oranın adetine göre gölgelik eve dahil değil diyenler varmış. Onun için burada gölgelik, zulle veya mesela evin çatısı, şimdi evi satın aldı da şu çatı eve dahil değil olur mu? Çatı da eve dahil. Gölgelik de burada, buraya göre İmam-ı Azam'a göre gölgelik dahil değil. Ama illa dahil olur bi zikri kulli hakkın, her hakkı zikretmekle. Mesela diyor ki bu eve ait ne varsa istifade edilmesi gereken bütün haklarıyla bu evi sattım demişse. Ev merafikiha. Ne diyor orada bak? Bi kulli hakkı bi zikri kulli hakkın hüve leha ev bi merafikiha. Bi zikri kulli hakkın ev bi merafikiha. Şurada bir farklılık var aslında. Yani şu kitapta onun arasında fark var. Ne demek? İlla bi zikri kulli hakkın. Orada bir hüve zikretmiş bu bizim okuduğumuz kitapta. Hüve leha. Yani eve ait bütün hakları zikrederse, eve ait bütün haklar ne? Su yolu, işte yağmur suyunun aktığı yer, efendim işte evden istifade edilecek ne kadar onun müştemilatı varsa onlar. Eve ait ne kadar hakları varsa onları da diyor sattım diyor. Bunu söylemişse diyor, o zaman gölgelik de dahil. Ev bi merafikiha. Merafik. Merafik ne demek? Dirsek demek değil mi? Yok. Buradaki merafik evden sürekli istifade edilen yerler demek. İşte su yolu, işte evin çıkış giriş yolu, ondan sonra selin aktığı su, yağmur suların aktığı yer. Bunlar mesela bazı evler var ki ara sokakta. O zaman bu adam nereden çıkacak? Merafık dedi o evin tali efendim yerlerinden istifade edilen mekanlar veyahut da su hakkı, sulama hakkı, arazi aldığı sulama hakkı veyahut da arazi aldığı oradaki mahsulatı dışarıya götürme yolu. Bunlar hep bunlar oraya girer. Merafık dediği bu. Evde istifade edilen bütün haklar yani. Evde veya arazide. Ev bi kulli qalilin ve kesirin huve fiha.
ya da o eve ait ne kadar az çok haklar varsa hepsiyle beraber sattım derse, gölgelikte dahil, çatıda dahil, hepsi de dahil. Ev minha, ya da o evden. Minha fiha. Fiha o var evin içinde, ya da minha dediği zaman da o evin dışından, dışında ne kadar efendim yerler varsa o doğruya dahil. Fakat adette bunlar bellidir yani. Bizim buralarda bunda şüphelenmeye gerek yoktur. Adam bir daire sattığı zaman dairenin neyini satıyor? Bütün müştemilatını satıyor. Müstakil evi satıyorsa evin bahçesinde beraber satmış oluyor. Yok ben canım ev verdim ama bahçeyi ben sana vermedim diyemez ki. Çünkü adette evinin beraber bahçeyi de alıyor. Bir tarlayı aldığı zaman tarlanın su yolu varsa arklar filan oralarda o su hakkını da almış oluyor. Veyahut da selin aktığı yer mesela yağmur yağıyor, yağmur suyu akıyor. Onun bir yolu var. O yolu da almış oluyor. Öteki komşular diyemez ki biz senin buradan yağmur suyunu bırakmayız diyemezler. Çünkü önceden o hak tahakkuk etmiş. Bunlar tabii biraz da örfe bağlı, örfe. Yani ulema çoğu zaman fetvalarını örfe göre vermişler. Örfte satışa dahil olanlar, olmayanlar bellidir zaten. Anladın mı? وَلَا يَدْخُلُ الْعُلْوِ اُلْوْ اُلُوْ yükseklik. وَلَا يَدْخُلُ dahil olmaz. الْعُلْوِ yükseklik, evin üstü. فِي شِرَاءِ مَنْزِلٍ bir ev satın aldığı zaman. Evin üstü hariç demek istiyor. Üstü dediği yani binanın üstü. Ora onun değil. İlla bizikri nahvi kulli hakkın, ancak bütün hakları, o eve ait bütün hakları zikretmişse o zaman orada dahil. Mesela menzil dediği zaman menzil etrafı duvarlara çevrilmiş, tavanı olan efendim bir ev. Bu evi sattığı zaman üstü oraya dahil değil. Ama derse ki bu eve ait ne kadar haklar varsa hepsiyle beraber bu evi sattım derse o zaman hepsiyle satmış olur. O da hepsinden almış olur. İlla bi zikri nahvi kulli hakkın dedi ya. Vela yine dahil olmaz. Fi şirai beytin. Bir odayı satın alsa. Yani binadan bir odayı. Beyt dardan bir oda. Şimdi dar mesela evet geneldir. Beyt oradan bir oda. Ve in zikri kulli hakkın, bütün haklar zikredilse de orası vasliye, onun efendim dışındaki yerler ona ait değil. Bir yerden bir sade tek oda almış. O zaman o odanın müştemilatı neyse sade orası dahildir. Diğer yerler ona dahil değil. Evet. Yine bunlar örfe bağlı. Zaten alırken adam konuşuyor yani neyi veriyor, neyi alıyor. Evet. Ve in zükre kullu hakkın, burası neymiş? Efendim vasliye. Her ne kadar bütün haklar zikredilse de. Kafi isimli kitapta diyor ki bütün bu alışverişler örfe bağlıdır diyor. Örf de efendim neler ona dahilse onları da satmış olur. Hiç söylemese bile. Tamam mı? Peki velet tariku vel mesilu ve şirbu. Velet tarik. Tarik dediği ne? Yol. Velet tariku yol. Hangi yol? Mesela bir tarla aldı yolu, bir bina aldı yolu. Bu efendim yol. Öteki ne? Öteki de diyor ki, öteki madde neydi? Yolu efendim daha velel mesilü. Mesil ne? O da sel suyunun aktığı yer. Mesil. Ark mı deniyor? Evet. Su arkı. Su arkı. Su kanalı. Peki ve şirbü, şirp orası. Şirp de yani sulama hakkı. Arazinin sulama hakkı ya da evin suyunun geldiği yer. Bunlar oraya dahil olmaz. İlla bi zikri nahvi kulli hakkın, efendim bütün hakları zikretmekle dahil olurmuş. Yine bunlar örfe bağlı. Örf de bir eve aldığı zaman evin su kanalı varsa oraya gelen ya da arazinin veya işte su hakkı veya selim aktığı yer, bütün bunlar efendim neymiş?
sulama arkı, su selin aktığı yer veya içme hakkı, bunların hepsi zikredildiği zaman ona dahildir. Veya örfe göre zikredilmese bile bunlar da o evin içerisindedir. Evi alan o hakları da almış olur. Ve tedhulü girer fil icareti icareye biduni zikrin. Bütün yukarıda zikredilen haklar var ya, icarede bir dükkan verdi. Bir evi kireye verdi. Bir tarlayı kireye verdi. O zaman yukarıdaki haklar hiç zikredilmese de efendim neymiş? Hiç zikredilmese de efendim o haklar hepsine girer. Yani o zaman icara verdiği evin suyu, icara verdiği evin yağmur sularının aktığı yer ya da işte içme su hakkı veya diğer hakları hepsi onun içerisine girer. Onları zikretmese bile. İcara tutan onları da icarlamış oluyor. Burası kısa bir bahis. Yani alım satıma dahil olan veya olmayan haklar bahsi. Şimdi geliyoruz bunun devamı. Faslun fi beyani ahkamin istihkak. Hak talep etme, hak elde etmeyle ilgili hükümlerin beyanı hakkında bir fasıl. Tabi okuduğumuz zaman bunu anlamış olacağız. Haklar iki türlü elde edilir. Bir, beyine ile. Beyine şahitle. Şahitlendirilerek ya da ikrarla. Şimdi beyine, ikrar. Burada diyor ki beyine. Vel beyinetü. Beyine. Beyine ne demek? Şahit. Hüccetün müteaddiyetün. Sadece şahit getirilen konuda değil. Yani bütün başkalarına da, bütün insanlar hakkında geçişli bir delildir. Çünkü beyine ile kim hükmediyor? Hakim. Hakim, insanlar hakkında genel hakları savunan birisidir. Bütün insanlara bir velayet hakkı var hakimin. Öyleyse hakim, beyine ile efendim şahitlerin şehadetiyle bir şeye hükmetti mi, efendim o bütün insanlar için geçerlidir. Hem hak sahipleri hem de diğer zamanlarda dava edilen haklar şahitlerle efendim hükmedildiği zaman geçerlidir demiş. Ama mesela buna ne diyor bak şimdi. Bunun izahı şöyle. Bir beyine var, bir de ne var? Efendim ikrar var. Beyine davacının davasına şahit getirmesi demek. Beyine ne demekmiş? Davacının davasına şahit getirmesi. Dolayısıyla bu başkalarına da geçişli olan bir delildir. Yani sadece o delil getiren kimseyle sınırlı değil. Kim delil getirirse, şahit getirirse hepsi için geçerlidir. Hakim mesela bir şahit ile hüküm verirse bütün insanlar hakkında bu açıkça bir hükümdür. Geçerli bir hüküm. Çünkü hakim umumi velayet sahibi olduğu için hükmü bütün insanlar için geçerlidir. Mesela hakim bir köle, bir şahsın hür olduğunu dava etse, hakim bir köle, bir şahsın hür olduğunu, bir şahsın hür olduğunu dava etse, hakim de azat edilmiş olduğuna hüküm verirse, mesela bir köleyi, bir şahıs ne diye dava ediyor? Bu hür olduğunu. Hakim de diyor ki yok, bu önceden efendisi tarafından azat edilmiş diye hükmetse şahitlerle. Sonra başka birisi gelse dese ki bu benim kölemdir dese. Hakimin azadından sonra. Dava etse davası dinlenmez. Hakim onu dinlemez. Niye? Çünkü hakimin o şahsın azat edilmiş olduğuna dair vermiş olduğu hüküm bütün insanlar üzerine verilen bir hükümdür. Geçerlidir. Yani çünkü şahitlerle o hükmü vermiş oldu. Mesela birisi efendim bir köle. Birisi diyor ki bu hürdür. Birisi, hakim de bunun köle olarak azat edildiğini hükmediyor. Sonra geliyor bir tanesi diyor ki bu köledir. Artık onun sözü dinlenmez. Niye? Çünkü hakim şahitlerle onun hür olduğuna ne yapmış? Karar vermiş. Hakikat öyle olmasa da değil mi? Tabii.
İster su kül olsun yani. Ama işte orada şahitler var ya, şahitlere göre hükmü diyor. Şahitler onun köle olduğunu söylüyor. Efendim şeyi azat edildiğini söylüyor. İkrar neye deniyor? İkrar. İkrar da ikrar edenin sadece kendisini bağlar. Başkasına geçmeyen delillerdendir. İkrar. Mesela bir adam diyor ki filanın benim üzerimde bir hakkı var. Ya da diyor ki bu evde filanın hakkı var. Bu yolda filanın hakkı var. İkrar. O zaman insanın dava ederken sözünde çelişki olmayacak, çelişki. Orada bu ne diyor burada şimdi? Burada diyor ki elbeyyinetu hüccetün müteaddiyetün. Şahit geçişli delillerden ve ikraru, ikrar ise efendim kasıratun kısa, yani başkasına geçmeyen delillerden. Ve tenabuzu, tenabuz. Tenabuz ne demek? Çelişkili iddialar. Bir adam mesela diyor ki benim filandan alacağım var. Sonra tekrar geliyor, dönüyor, diyor ki efendim yok, biz ondan ortağız diyor. Ortaklık meselesinden ortağız diyor. Yani alacağından vazgeçiyor, ortağız diyor. Böyle şey olursa, söyle çelişkili davalarda efendim davacının sözünü hakim dinlemez. Çelişkili davalarda, çelişkili. Önceki ikrarıyla sonraki sözleri birbirine uymazsa, mesela buna bir örnek verilmiş. Bir adam başka bir şahsın üzerinde şu kadar hakkım vardır diye dava etse. Bir adam, falan adamda benim şu kadar adamdan alacağım var diyor. Tamam mı? O davalı da bunu inkar etse. Sonra davacı, efendim davam borç yönünden değil ya ortaklık yönünden dese hakime. Önce ne diye dava etmişti? Filan da benim efendim alacağım var. Dava ediyor. Bu sefer dönüyor sonra çelişkili. Diyor ki yok benim ondan alacağım yok. Ortaklık yönünden bizim aramızda mesele var dese hakim böyle çelişkili konuşanın davasını dinlemez. Tamam mı? Çünkü bunun sözünde tenakuz var. Tenakuz. Tenakuz zıddiyet. Onun için bak diyor ki burada ve tenakuduğu tenakuz çelişkili konuşmalar yemne'u engel olur davel milki. Milk davasını engeller. Milk davasını. Anladın mı? O zaman oraya malik olamaz o dava ettiği şeye. Çünkü hakim tarafından dinlenmez böyle çelişkili konuşunca. Ama lel hurriyeti, yani la yemne'u davel hurriyeti demek. Hürriyet davasını efendim engellemez. Ve talak, boşanma davasını ve nesep, nesep davasını. Şimdi bunları böyle kısaca zikretmiş ama bunların açılımı var. Açılımına bakmazsak bunları anlayamayız. Şimdi hürriyet davasını ne yapmaz? Engellemez. Mesela mükatebe ayrılan bir köle. Mükatebe. Kitabete ayrılan bir köle. Mükatebe neydi? Efendisi diyor ki senin değerin şu kadar, onu git kazan, getir, ben seni azat edeceğim diyor. Böyle mükatebe olan bir köle. Efendisinin kendisini kitabete, yani mükatebeliğe ayırmadan önce azat etmiş olduğuna dair şahitler getirse. Şimdi köle geliyor, dava ediyor hakime. Diyor ki, benim efendim diyor, beni diyor, mükatebeye ayırmadan önce beni azat etti diyor. Aha da şahitlerim diyor. Şahitler de bunu kabul etseler, ikrar etseler ya da beyan etseler, tamam mı? O zaman şeyin davası dinlenir, kölenin. O zaman azat edilmeden önce bunun, yani mükatebe ayrılmadan önce onun haberi olmadan efendisinin bunu azat ettiği mümkün olabilir. Onun için mükatep bunu böyle dava ederse, benim efendim beni mükatebeye ayırmadan önce azat etmişti. Sonradan davayı değiştirdi, beni mükatebeye ayırdı. Mükatebe ayırınca o zaman para kazanıp götürecek ona. Azat, karşılıksız da azat. Şahit de getirdi. İki tane de şahit bunun böyle olduğunu, mükatebeye ayırmadan önce efendisinin bunu azat ettiğini ispatlarlarsa, hakim o kölenin davasını dinler.
o zaman öteki mükatebeye ayırdım diyen efendinin sözüne bakmaz. Anladın mı? Bak, hürriyeti düşürmüyor. Hürriyet hakkını düşürmüyor. Talak. Mesela talak da şöyle, boşanma. Mesela bir kadın hulu yoluyla ayrılsa kocasından. Hulu, para vererek. Hakime geçse, dava etse ki, yani mal karşılığında boşanan bir kadın. Hakime dese ki, ben boşanmak için para verdim ama kocam beni bu hulu bedelini kabul etmeden önce boşamış. Boşadı. Şahitlerinde var. Ya da kocam bunu ikrar etti. O zaman hakim bu kadını dinler. Hulu bedelini o zaman kadın vermez kocasına. Niye? Çünkü hulu bedelinden önce, mal karşılığı boşanmadan önce kocası onu üç talakla boşamış. Bu da ispatlanırsa hakim o kadının efendim şahitlerini dinler. O zaman hulu bedeli denen parayı vermez kadın. Boşanmıştır. Çünkü habersiz boşamış. Bunu da şahitler bilmişler. Kadın bilmiyor sadece. Kadın da diyor ki beni boşa, sana şu kadar. Bazen mesela çok huysuz erkeklerden ayrılmak için İslam'da buna ruhsat verilmiş. Kadın sana şu kadar para vereyim, beni tek boşa diyor. Para veriyor. Hulu. Buna muhala'a deniyor. Muhala'a. Hulu bu bahis nikah bahsinde geçiyor. Dolayısıyla sonradan da kadın iddia etse ki, şahitlerini getirse, kocam beni hulu bedelini konuşmadan önce boşadı, şahitlerim de var dese, kocası da hulu bedelini iddia etse, kocasının sözü dinlenmez, şahitlerin sözü dinlenir. Evet. Nesep. Bir de nesep konusu var. Peki nesep konusu nasıl? Mesela bir kimse kendi yanında doğan köleyi, mesela bir köle cariye aldı. O cariye de kendi yanında doğum yaptı. Sonra o cariyeyi başkasına satsa, bundan sonra birinci satan, tamam mı? Ta önceden satan oğlumdur diye dava etse o çocuğa. Yani ikinci alan değil de, ikinci satan değil de, birinci satan gelse ona, bu çocuk, doğan çocuk benim oğlumdur diye dava etse, davası dinlenir, tabi şahit getirirse, efendim birinci ve ikinci satış batıl olur. Nasıl olmuş bak. Bir adam bir cariye satın almış. Cariye doğum yapmış o satın alanın yanında. Sonra geldi birinci satan adam. Dedi ki, bu çocuk benim çocuğum. Bu çocuk benim çocuğum dedi. Bu cariyeden doğan çocuk. Benim oğlum dedi. Şahitlendirdi de, o zaman hakim bunu dinler. O çocuk o adamın oğludur. Dolayısıyla efendim bunu hakim kabul eder. Tabii oğlum deyince onu hürriyetine kavuşturur manası. Evet. Peki. Şimdi devam ediyoruz. Felev veledet, felev veledet, doğum yapsa, felev veledet, emetün bir cariye, öyle cariye ki mebiatün, satılan bir cariye. Mesela birisi bir cariyeyi satmış, yani cariye hamileymiş ve müşterinin yanında ne olsa, müşterinin yanında efendim o cariye doğum yapsa. Tamam mı? Ama müşteriden değil, önceki efendisinden hamileymiş meğerse bu. Tamam mı? Festuhikkat bi beyyinetin. Sonra şahit getirilerek o kadının başkası, şey o cariyenin başkasının hak olduğu ortaya konulsa. İstikak şu demek. Festuhikkat, bir başkası geldi çocuk doğduktan sonra, ne oluyor? Adam bir cariye satın alıyor. Satılan cariye hamile. Ondan sonra yani çocuk doğduktan sonra bir başkası geliyor. Diyor ki o çocuk doğuran cariye benim cariyemdi diyor. Bu benim haberim olmadan satmış diyor. Peki buna o zaman çocuğu da dahil mi? Tebi'aha, bunu da şahitlendirirse o cariyeye tabi olur, veledüha, çocuğu da. Ne demek? Adam satılan, hamile olan cariye çocuğu dünyaya getirdikten sonra satan değil de bir başka adam geldi,
Şahitler de getirdi. Hakime dedi ki bu benim cariyemi satmış. Bu cariye de benim efendim işte şahitlerim dese o zaman o cariye de o çocuk da kimin olur? Hak dava eden kimsenin olur. Buna müstahik deniyor. Müstahik. Müstahik yani hak dava eden kimse. Peki inkâne fî yedihî eğer o çocuk müşterinin elindeyse inkâne eğer o duvan çocuk ise fî yedihî müşterinin elinde ve kudiye bihi kudiye değil mi? Ve kudiye bihi o çocuğa da hükmedildiyse eydan cariye gibi. Yani hakim ikisine birden hükmetmiş. Çocuk da müşterinin elinde. Cariye de müşterinin elinde. Ama bir başka şahıs geldi, dava etti. Dedi ki bu çocuk da benim. Efendim bu cariye de benim. Çocuk da müşterinin elindeyse o zaman her ikisinin de sahibine verilmesi için hükmedildiğinde o çocuk dava eden kimsenin çocuğu veya efendim cariye de onun cariyesi olur. Ve değil. Başka bir görüşe göre denildi ki yekfi kafi gelir. Efendim ne el kadâ'u bil ümmi. Sadece anasına hükmedilmesi. Yani bu da bir kıyıl sözü. Kıyıl sözü olunca yani anasının o dava eden kimseye ait olduğuna hükmedilirse çocuk da anasına tabidir deniliyor. Peki ve in ekarra biha ve in ekarra ve in ekarra müşteri ikrar ederse biha o satın lan cariyeyi liracülün bir adama mesela cariye ikrar etti ki bu cariye filan adamın filan adamın dedi. Bir başkası da geldi hak dava etti. Bu cariye benim dedi. Şahitler ispat ettiyse la yetba'uha o cariyeye tabi olmaz. Veledüha çocuğu ona tabi olmaz. Çünkü dava eden kimse sadece cariyeyi dava ediyor. Çocuğunu değil. O zaman mukarrun leh dedi. Yani mukarrun leh kim? Cariyenin kendisine ikrar edildiği kimse sadece cariyeyi alır, efendim çocuğunu alamaz. Evet, peki. Ve in kâle, eğer bir şahıs derse, ve in kâle şahsun, bir şahıs eğer derse, li âhara diğerine, yani bir köle satın almak isteyen bir adama başka bir adam diyor ki, işterini, beni satın al diyor. Mesela bir adam köle satın almak istiyor. Bir köle de diyor ki, bir adam da diyor ki beni satın al, ben köleyim diyor. Yani ben köleyim deyince o zaman demek ki efendisinin adına kendinin satılmasını istiyor. Beni satın al diyor. Feşterahu, o adam da beni satın al diyen köleyi satın alsa feyze hüve hurrun. Bir de baktı ki o adam sonradan araştırıldı. Köle değilmiş, meğerse hürmüş. Hür satılır mı? Hür alınır mı? Yok. O zaman onun hür olduğu ortaya çıksa fe inkânel bâi'u esas satıcı hadıran hazırsa esas satıcı kim? O kölenin sahibi aslında. Çünkü o ona kendini sat diye şey vermiş. Satıcı eğer orada mevcutsa o toplumda ev gâiben ya da gâib ama ev mekânuhu malûmen ya da o satıcının nerede olduğu belli olursa la yetmanul âmiru o beni satın al diyen köle satın alana hiçbir şey ödemez. Çünkü hür. Niye? O zaman kim ödeyecek ona o parayı? Şey ödeyecek, amir ödeyecek. Şey, esas sahibi o hür adamın yok. Burada satıcı olan kimsenin karşılığında o köle ödemez. Niçin li vücudi men aleyhin hakku hül. Esas hak üzerinde olan kimse mevcut olduğu için. Kim ödeyecek o zaman? Asıl satıcı. Kölenin, köle diye kendi köle mesela değilmiş ama adamı kandırmış. Ben köleyim, sen köle satın almak istiyorsun, beni satın al. Benim efendim böyle dedi. Eğer o benim satılmamı istedi diyen kimse orada mevcutsa ya da orada mevcut değil de nerede olduğu belliyse
bunu satın alan, efendim köle diye satın alan kimse parayı verdi. Kimden alacak bu parayı? O köleyim diye beni satın al diyenden değil. Onu satandan, onu satan başka bir şahıs. Ondan gider hakkını alır. Ve illa eğer satıcı mevcut değilse ya da nerede olduğu belli değilse damine müşteri efendim ne yapar? Müşteri o parayı öder ama tekrar döner köleden köleyim diyenden alır. Racaal müşteri alel abdi bissemen. Belki o zaman o kendini köle diye sattırana ver benim paramı der. Tamam mı? O da kimden alacak? O da efendim parayı kendini efendim köle diye satan insandan alacak. Ve raca'a alel bayi'i. Köle de asıl kendiniz köle olmadığı halde köleyim diye kendini sattıran da satana döner parasını oradan alır. İza hadara o geldiği zaman çünkü orada bir borç oluştu. Peki. Ve in kale eğer bir adam derse bir adama irtehinni beni rehin olarak kabul et dese rehin olarak kabul et dedi sonra onun hür olduğu ortaya çıksa adam ben köleyim beni rehin olarak rehin nerede oluyor birisinden bir mal almış onun karşılığında mal veren diyor ki bana bir rehin getirirsen bir ipotek bu malı sana veririm yoksa vermem diyor. Ya bir kefil getireceksin ya bir rehin, ipotek yapacaksın diyor. Bir tanesi geldi adama dedi ki ben köleyim, beni satın al ve rehin olarak ver dedi. Halbuki hürmüş. O zaman felâ damâne asla burada tazmin yoktur. Ne o adamdan alabilir ne de onun efendisinden alabilir. Efendisi yok ki zaten adam hür adam. Parası gitti şeye. Tamam mı? Peki. Başka bir mesele ve men iddia hakkan meçhulen fi darin ve men iddia bir adam iddia etse ve men iddia bir adam iddia etse ne iddia ediyor? Hakkan bir hakkı meçhulen belli olmayan fi darin bir evde geliyor bir ev sahibine diyor ki bu evde benim hakkım var ama ne kadar? Ne kadar olduğu belli değil. Meçhul olan bir hakkı dava ise fesuliha ve bunlar anlaşsalar, sulh olsalar o dava edilen de diyor ki tamam senin madem ne kadar hakkın olduğunu da bilmiyorsun ama hakkın varsa ben de seninle gel anlaşalım. 100 bin lira üzerine, 50 bin lira üzerine, 10 bin lira üzerine neyse anlaşsalar. Tamam mı? Fesuliha sulh olsalar, sulh yapılsa ala şeyin bir para üzerine. Mesela en eski tabirle 100 dirhem demiş. Bugünkü tabirle adam dedi ki madem hakkın varsa gel, hakkın ne kadarsa bilmiyorum ama 10 bin lira vereyim anlaşalım. 10 bin lirayı verdi ona. Festuhikka ba'duha. Sonra birisi çıka geldi. Dedi ki yahu sen bu adamla anlaşma yaptın ama bu evin bir kısmı benim dedi. Şahitlendirdi. Benim dedi. Bu sefer o adam sulh olduğu adama verdiği parayı geri alabilir mi evin sahibi? Yok. Hak davayı da neyi dava etti? Yarısını. Yarısını alır. Diğer yarısında o adamın verdiğinin belki karşılığı diğer yarısında mevcut. Hani meçhul bir haktı. O zaman o adam o parayı sulh olduğu adamdan geri alamaz. Ama velevistuhikka kulluha tamamı o evin birisi tarafından hakkı olduğu dava edilse. Mesela meçhul bir hak üzerinde anlaşma yaptılar ev sahibiyle dava eden arasında. Sonra birisi geldi dedi ki bu evin tamamı benim kardeşim siz ne konuşuyorsunuz? Hadi şahitlerim. Bu evin tamamı benim diye istihkak yani hak sahibi olduğu ortaya çıkarsa o zaman ne yapar? Paranın tamamını ona verdiği parayı da alır. O hani bir kısmı üzerinde anlaşan var ya
evin sahibiyim diyen, önceden sahibiyim diyen. O zaman o anlaştığı kimseye verdiği parayı geri alır. Çünkü onun da değil ev, onun da değil. Adam tamamen kendi hakkı olduğunu şahitler ispatladı. O zaman o evin tamamı şeye verilir. Esas hak sahibine verilir. Ama önceden evin sahibiyim diye bir kısmını anlaşma yapıp karşıdaki adama hak veren, para veren o parayı geri alır ondan. Bak radde o zaman müddahiden geri alır o parayı. Küllel ivat, ivazın tamamını. Ve fühime minhu, bundan bu zikredilen meseleden anlaşıldı ki ne sıhhatü sulhü anil meçhul. Meçhul üzerinde, meçhul üzerinde sulh yapılabilir. Meçhul üzerinde sulh yapılabilir. Ne demek bunun manası? Mesela bir davacı gelse de dese ki benim bu evde, bu tarlada, bu bahçede hakkım var. Ama ne kadar? Belli değil. O zaman meçhul bir dava üzerinde anlaşma yapılabilir. O zaman karşıdaki adam diyor ki ya kardeşim hakkının kadar olduğunu bilmiyorsun ama gel seninle anlaşalım. Sana şu kadar para vereyim, razı ol. Meçhul üzerinde anlaşma olabilir. Peki وَلَوْ كَانَ اُدُّعِيَ كُلُّهَا tamamı dava edilirse radda hıssata مَا يَسْتَحِقُّ efendim وَلَوْ بَعْدًا demiş burada. Tamamı dava edilse, neyin tamamı? Müddai mesela evin tamamı dava etse, sonra anlaşsalar, mesela bir tanesi geldi dedi ki bu evin tamamı benim. Karşı taraf da anlaştı. Yahu dedi gel seninle anlaşma yapalım. Ne yapalım? Anlaşma yapalım. Sana şu kadar para verirsem razı olur musun? Razı olurum dedi. Sonra da üçüncü bir şahıs geldi. Dedi ki sen bu evin tamamen senin olduğunu dava ettin. Adamla anlaşma yaptın ama bu ev benim. Bu ev benim. Şahitlerin de var dese o zaman radde müddai verir hıssata ma yestahikku. Efendim ne kadarını karşı taraftaki adamın hak sahibi, hak dava eden adamın hissesi kadar. Velev kânel müstahikku bağdan bir kısmı olsa bile. O zaman ne kadar adam yarısını dava ediyorsa yarısını ona verir. Diğer yarısının efendim yine şeyi de söyle alacağı karşı taraftaki adamda. Evet, çünkü ne diyor orada? Bir kısmını dava etse hak sahibi efendim o zaman onu verir. Geri kalan üzerinde o zaman der ki bak bunun bir kısmını hak sahibine verdik. Efendim öyleyse ben bunun tamamından şu kadar sana para vermiştim. Sen bana para vermiştin. Mal sahibi o zaman der ki şu kadarını bana geri vereceksin. Çünkü yarısı hak sahibine verildi. Geri kalan da bize kaldı. O zaman verdiğim paranın hissesine göre kaç lira düşüyorsa o esas mal sahibi, hak sahibi hakkını aldıktan sonra geri kalan kısımda o da hakkını ne yapmış olur? Müddaiden almış olur. Evet, burada kalacağız. Buradan aşağıda bir bahis var ama ben bunu ayırdım. Fuzuli'nin satışı var. Fuzuli'nin. Yani bir adamın haberi olmadan malını satması geçerli midir, değil midir konusu var. Onu inşallah bundan sonraki dersimizde işleyeceğiz. Fuzuli, hiç üzerine düşmeyen bir kimsenin mal sahibinin malını satması. Geçerli mi, değil mi? Evet, onun konusunu okuyacağız inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.